ST Endüstri Radyo, Kobilerin Radyosu. Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar programı başlıyor. ST Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar isimli programımızda yine birlikteyiz. Çok güzel bir İstanbul akşamüstü değil çünkü hava bir anda soğudu belki 10 derece birden. Kışlıkları geri giydik böyle tişörtleri giymeye başlamıştık. Sivil tişörtlerle idare ediyorduk. Kışlıkları geri giydik. Atkılara sarındık. Gerçekten de havada çok enteresan. Peki şu anda yayınımızın ulaştığı diğer illerimiz Gebze, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir'de hava nasıl? Havanın nasıl olup olmadığının yanı sıra bir de gerçekten de şu anda ülkemizi ciddi anlamda sıkıntıya sokan koronavirüsüyle ilgili bir nevi karantina şeklinde evlerimize bir şekilde kapanmaya başladığımız bu dönemlerde moralimiz nasıl? havanın da soğumasıyla birlikte morallerimiz biraz da düşüyor. Sizin de fark ettiğiniz gibi benim de sesime bile yansıyor. Şu anda çok enerjik ve çok böyle sizi de coşturacak bir ses tonu taşımıyorum. Ee, geçen hafta yaptığımız yayınlarda ses tonumu zaten beğenmeyip hasta mı Hakan Bey diye soranlara hasta değilim. Hiçbir hastalığım yok. Fakat konuşmak konuşma sırasında sesimde böyle kendi kendine kısılmalar başlıyor. Bilemiyorum. Biraz psikolojik olabilir. Biraz moralsizlikten olabilir. Ama keyifli, güzel bir program yapacağız bugün de programımızda, radyomuzda. Efendim bugün Global Mais ve Ayda Danışmanlığın kurucu, ortağı ve eğitimci Sayın Serdar Salipçioğlu bizimle birlikte. Serdar Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. E, çok teşekkür ederim ben de. Kırmayıp geldiğin için e, zaten o kadar yoğun bir tempom vardı ki e, seni ancak e, şimdi alabildik. <laughs> e, çünkü bayağıdır haberleşiyoruz. Evet, korona... Ve... Vasıtasıyla rahatladı o tempo. Şimdi. Evet bir yurt dışı çıkışların çok <laughs> evet, yoğundu. Evet artık ee, Keşke devam evet. etseydi. Keşke evet. seni programa daha geç alsaydık. Ee, Hı -hı. Ama bilmiyorum yani ne düşünüyorsun? Hı -hı. Korona ile ilgili Hı -hı. ve şu anda alınan tedbirler, yaşam şeklimizin Hı -hı. değişmesi neler söyleyeceksin? Ya Olan da bir hayır vardır diyelim. Ee, mutlaka bu da iyi bir şeylere evrilir diye ümidi dedim. Öte yandan şunu da itiraf etmek gerekiyor. Daha önce yaşadığımız hiçbir şeye de benzemiyor bu. Ben kendi kariyerim açısından, işlerim açısından düşünürsem şu ana kadar bütün kriz diye tabir edilen dönemlerden avantajlı çıkmıştım. Öte yandan bu daha önce yaşamadığımız bir kurgu. Ne olacağını kestiremiyorum, ne kadar süreceğini kestiremiyorum. Klişe ifadeler kullanmak istemiyorum. Yani kriz fırsattır vesaire. Öte yandan yine de şunu da vurgulamakta fayda var. Böyle durumlarda her şey sorgulanıyor. Evet. Yani normal zamanlarda kendinize yer açmaya zorlandığınız pazarlarda her şey sorgulanırken fırsat bulmak mümkün olabilir. Yanlışları düzeltmek mümkün olabilir. Belki kendimize dönüp kendimizi sorgulayıp bir şeyler çıkarmak mümkün olabilir. Ee, i̇yi gidenleri daha iyi git, daha ileriye götürmek mümkün olabilir. Bu açıdan bakmak lazım. Yani bir şeyler değişti, bir şeyler değişiyor. E ben neyi değiştireceğim? E, bunu doğru şeyleri bulabilirsek e, belki bugünden çok daha iyi yerlere de evrilebiliriz. Benim bireysel çabam bu yönde olacak en azından. Sonuç olarak bir 14 gün ya da 3 hafta gibi bir süreyi evlerde geçirmemiz, dışarıya çıkmamamız, okulları boşuna tatil etmedik. Artık bu bir tatil havası değil. Evde kalmamız gerektiği söyleniyor. Ben geldiğim yerden buraya metro ile gelirken metro çok kalabalık değildi. Hatta o kadar ilginç ki kimse kimsenin yanına oturmak istemiyor. Herkes bir tane boşluk bırakmaya çalışıyor. Ve sokaklar da çok kalabalık değil. AVM'lerde de çok kalabalık olmadığını sabahleyin yaptığımız hmm. muhabbette, daha doğrusu program öncesi yaptığımız hmm. muhabbette senden duydum. Ee, bu doğru bir yaklaşım bence. Biraz hmm. içeri kapanmamız gerekiyor, evet. biraz evlere evet. kapanmamız gerekiyor. Aç kalacağız, yemeksiz kalacağız korkusunu taşımayalım. Çünkü hmm. internet üzerinden sipariş verilebiliyor ya da bakkala gitmek serbest. Dün akşam izledim İtalya'daki bir öğretim görevlisi bir Türk bayanın anlattıklarını. Dehşetle dinledim. Şu anda sosyal medyada müthiş bir şekilde yayıldı. E, yalan söylemiyor. Bence doğruları söylüyor. Belki de azını bile söylüyor. Yani biz bunu fırsata çevirmek değil ama kendi kendimizi ayakta kalabilme becerisini öğrenmemiz lazım. E, böyle bir tatil havasına girmememiz gerektiğini düşünüyorum. Değerlendirmek de fayda var tabii ki. Yani kendi içimize dönüp kendi hayatımızda eksik olanları, işimizde eksik olanları, iyileştirmeye ihtiyaç olanları veya değişen şartlarda neleri değiştirmemiz gerektiğini bulmamız, ayırt etmemiz ve bu yönde çaba sarf etmemiz gerekiyor. Panik havasıyla da ilgili bence şunu unutmamak lazım. Bu krizin, bu virüsün çok çok daha ağır etkilediği ülkelerde hiç aç kalan olmadı. Şimdi. <laughs> evet. Tabii evet. ilkel beyinle işte aç kalır mıyım? Ya bu da anlaşılabilir bir kurgu. Eleştirmeyelim kimseyi de ee, daha kötü olan ülkelerde de kimse aç kalmadı. Aç kalmayacağız. Ee, bir şekilde bugünlerde geçecek neler geçmemiş ki? Ee, bu zamanı mümkün mertebe verimli değerlendirmeye Evde çalışıyoruz. Evde vakit geçirebilmek önemli. Ee, çok sevdiğim eğitimci dostum Emre Altuntecim çok güzel bir paylaşımda bulunmuş. Selamlarımızı Sos... <laughs> Evet. Benim. Sosyal medyadan değil ama WhatsApp grubundan atmış. Diyor ki evden gezebileceğiz müzeler diyor. Hepsinin linklerini hı. atmış. Hı hı. Hakikaten dünyanın her yerindeki müzeleri ee, internet üzerinden gezebilme imkanı var Ne bileyim bu dönemi Belki avantaja çevirmek adına Online eğitimler var ee, Bir takım kurumların verdiği Ücretli ücretsiz eğitimler var Bunlara kayıt olabilir insanlar daha eğlencelik şeyler isteyenler videolar, filmler izleyebiliriz. Kaçırdığı filmleri izler, oturur kitap okur. Aile bir araya geliyor. Ailenin bir arada gelmesinin keyfini yaşayabilir. Bence buradan olumsuz bir şey değil de daha olumlu bir şey çıkartmaya çalışmamız gerekiyor. Yine bizim tercihlerimiz yön verecek gibi geliyor. Ya kara kara düşünüp kendimizi olumsuzluk içerisinde daha da derinleşen bir sıkıntının içine atacağız ya da ben şimdi neleri değiştirebilirim, neler yapabilirim diye sorgulayıp Belki de hayatımıza bambaşka bir yön vereceğiz, bir şeyleri değiştireceğiz. Evet, bugünden itibaren kitaplar okunabilir ve en sonunda iki hafta ya da üç hafta sonunda radyodan ben duyururum bütün dinleyicilerime. isterlerse biz bu üç hafta evde kaldığımız sürede şu kadar kitap okuduk. derlerse hepsini buradan ifşa ederim. Ya, çok birikmişti kitaplar, evet. <laughs> çok biriken kitap var evlerde, onlar okunur. Neyse programı uzatmayalım, girişimizi biraz uzun tuttuk ama <laughs> e, çok hafif tanıyalım mı seni? Böyle e, kimdir Serdar Salih? Çok ve neler yapmıştır ee, öyle bir giriş yapalım sonra bugünkü güzel konumuzu konuşalım peki e, ben 45 yaşındayım İzmirliyim kendim gibi İzmirli bir kadınla evliyim Bilge Çok 11 yaşında sporcu senkronize yüzme sporcusu bir kızımız var Ayda Allah ee, Teşekkür ederim. Kimya mühendisi eğitim aldım. Yüksek lisansımı da kimya mühendisine yapmış olmama rağmen kimya mühendisi olarak sadece üniversitede araştırma görevlisiyken çalıştım. Benim mezun olduğum yıllar dramatize ederek söyleyeyim 20. yüzyılın son yılları. E, şimdi biz ikimiz tabi bu yılları biliyoruz da <laughs> genç arkadaşlarımız bilmiyordur. Yeni ekonomi kavramı çok vurgulanırdı kastettikleri internetti. Hı hı. Şöyle hayatı değiştirecek, böyle hayatı değiştirecek diye. Hakikaten ben de eski ekonomine mi kaldım diye kaygılanıyordum. Aradığım fırsat karşıma çıktı. Yüksek lisansım biter bitmez askere gittim. Askerden döndükten sonra 10 gün sonra o zaman da bir Türksel şirketi olan Super Online'da çalışmaya başladım. 2000 yılında 25 yaşında super online gibi bir organizasyonda çalışmanın bir avantajı vardı. Ama markayı söylemeyeceğiz neyse. Süper Öyle mi? diyelim kalsın anlaşılır devamı. Geçmiş <laughs> zamandan bahsediyorum aslında bakarsanız. Teknoloji <laughs> sektöründe internet sektöründe çalışmanın bir avantajı vardı. Yaşı 25 ve 35 olup da ne yapacağını bilen yoktu çünkü sektör yeniydi. Evet evet. Ben de açıkçası bunu kariyerimde e, olumlu değerlendirdim. 27 yaşında müdür, 31 yaşında direktör oldum. Daha Çok sonra güzel. daha büyük bir yapıya geçtim. Çok yetenekli bir şirkette, sistem entegratörü diye tabir edilen bir şirkette genel müdür yardımcısı oldum. Hı hı. E, ben de kaptan köşkündeyken şirket battı. <laughs> e olabilir ya, o dönem bize koskoca şirketi batırdılar diye bakıyorlardı hakikaten sonra biz oradan ayrılarak mecburen yeni bir girişimi hayata geçirdik o girişim çok başarılı oldu 3 senenin sonunda bu girişimi bir Amerikalı önemli şirkete sattık o başarılı startuptan sonra ben bir girişim sermayesi için çalışmaya başladım hı hı. bir yatırımların genel müdürü oldum aynı zamanda yatırım komitesindeyken dikkatimi şu çekti İK'cı dostlarımız varsa dinleyen alınacaklar böyle söyledim diye de iş görüşmesi gibi düşünün lütfen. Ee, bir şirkete siz başvuruyorsanız görüşmeler başka türlü onlar sizi arıyorsa başka türlü yürüyor. Yani çünkü bir tanesinde diyorsun ki beni alır mısın? Öbüründe buyurun sizi, sizi almak alabilir Almak, yani almak istiyorum. <laughs> istiyoruz diye. Şimdi girişimciler kendi ayağıyla yatırımcının ayağına gittiğinde çalıştığım organizasyon için söylemiyorum eşya yukarı hepsinde var. Ellerinde 15-25 soruluk bir soru seti var. Bilanço üzerinden girişimcinin moralini bozuyorlar. Hmm. Çok sert. İşte satamamasın ki, başaramamasın ki. Yan odaya geçtiğinde ise fırsatı fiyatlıyorlar. Şimdi bunu söylüyorum diye kızma bana. Yani e Fırsatı Aslında, fiyatlıyorlar dediğin, ucuza kapatmaya ucuza çalışıyor. Güzel bir tabir. Bunu söyleyeyim, <laughs> e, söylemek istememiştim. Evet, de. Evet. E, ucuza kapatmaya çalışıyorlar. Bu benim e, hoşuma gitmiyordu çünkü hmm. e, girişimciye kendime daha yakın hissediyordum. Kafamda bir fikir şekillendi. İşinde iyi olan, doğru yerlere odaklanmış, farklı faydası olan, bununla birlikte satamayan, e, satış örgütü kurup da bunu yönetemeyen, kanal kuramayan şirketleri destekleyecek bir şirket olsa diye bir hayal kurdum. Hı hı. İşinde iyi olan, satışı beceremeyen veya yeterince iyi yapamayan şirketler için bir şirket kurdum ve bu şirketi 7 sene önce hayata geçirdim, satış fabrikası diye. Hı hı. Şimdi onun ismi Ayda Danışmanla evrildi. Satış fabrikası Ayda oldu. Evet. Ay Ayda da kızımızın adıymış. Aslında <laughs> e, Ayda kızımın adı aynı zamanda da satışın bilinen en eski modeli. Hı, -hı. Attention. Önce dikkat çekmelisin. Evet. Dikkat çekersen interest, ilgilenebilirler. İlgilenirlerse desire, istek evet. gelir. Bu da varsa action. Aksiyon devreye girebilir. Yani Ayda hem <laughs> kızımın adı hem de bilinen eski satış evet, modellerinden çok güzel, bir tanesi. Çok güzel. Ee, bu şirketi hayata geçirdikten sonra ki iyi bir fikirmiş açıkça söylemek gerekirse. Çok hızlı çok e, hızlı bir büyüme yaşamıştık. Temsil ettiğimiz şirketlerden birkaçına ortak olmaya başladım. Mesela finans ve ödeme teknoloji alanında bu arada kendi şirketimin adını söyleyebiliyor muyum? Ya? <laughs> o da reklama girer mi? Onu ben zaten tekrarlıyorum biliyorsunuz. Yani. Onda ee, sıkıntı yok. Yazılım şirketine ortak oldum iPost diye. Onun içerisinden bir e, spin-off çıkardık Global Mice blockchain üzerinde e, bir sık uçan programı. Dünyada bu kategoride bir ilk vize inovasyon programına dahil olduğu geçen e, eylül ayında Dubai Smart City Accelerator'dan Dubai'den yatırım aldığı adı gibi globalleşmesine ümit ettiğimiz bir şirketimiz. Hı hı, çok güzel. E, satış fabrikası içerisinden Forsa diye başka bir spin-off yani şirket içinden şirket çıkarmaya spin-off denildi. Spin bir şi evet. şirket çıkardık. E, böylece bir tane şirketle başlayan şirket dört tane şirkete evrildi ve e, yola devam ediyorum hı hı. bu benim girişimcilik tarafım e, ben çok kitap okuyorum e, bilmiyorum sizin ailenizde böyle profiller var mıdır Allah rahmet eylesin anneannem e, Türk film ve dizileriyle kavga ederdi sevinirdi konuşurdu kızardı konuşurdu e, zordu onunla bir şeyler izlemek ben de kitaplarla kafamda kavga ediyorum ya şimdi Serdar, sen nesiyle kavga ediyorsun kitapların diyeceksin. Ee, özetle söylemek gerekirse, yurt dışında bir iş insanı veya yazar bir kitap yazıyor. Ee, yazdıkları doğru biliyorum, hissediyorum. Bununla birlikte, dediklerini Türkiye'de uygulamak mümkün değil. Evet. Biraz müsaadenizle örnekle somutlaştırayım onu. Hı hı. İstanbul'da ilk Formula 1 düzenlendiğinde David Coulthard işte Boğaz Köprüsü kapanmıştı. Oradan hı hı. aracıyla geçmişti. Michael Schumacher bir numaralı pilottu. Michael Şumayer'e basın toplantısında şöyle bir soru sordular. Dediler ki İstanbul'da araba kullanır mısın? Denemem bile diye yanıt verdi. Yani adam Alman. Yollarda bir sürü Alman arabası var. Kurallar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ve adam Formula 1 pilotu. bunun ona söyleten şey ne? Yazısız kurallar insan. Bizim de yazılı kurallarımız 3 aşağı 5 yukarı aynı olsa da yazısız kurallar, kültür kodu bambaşka olduğu için yurt dışında yazılan kitaplar tam olarak bizim iş dünyamıza uygun gelmiyordu. Dedikleri doğru, doğru olsa da. Ben de bir şey yapayım dedim bu konuda. Sağlıklı psikolojiyle bir harekette bulunayım. Bir şey açtım. blok açtım kendime. O blok da satıcı giremezdi. <laughs> Apartmanımın girişine satıcı giremez yazısı asılınca O e, motivasyonla bunu yazmaya başladım. E, çok reaksiyon aldı blok yazıları. Hmm, reaksiyon derken o süper yazmışsın Şu neyi yazıyorsun ne kabiliyetlisin. Duysam hatırlardım diye düşünüyorum <laughs> öyle hani değil, öyle bir şey diyorsun? duymadım. Kızıp küfreden bile oldu. Evet, Kızıp evet, küfredene evet. telefonumu gönderdim. bari tanışalım da ondan sonra e, küfredin diye. <laughs> o blog yazılarına reaksiyon geldikçe motivasyonum arttı. 9 yıl önce ilk kitabım. ilk ee, İlk kitabın adını unuttum. <gülüyor> <gülüyor> giremez, ya, 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 ya yine dikkat satıcı giremez çıktı. Ee, 7 yıl önce ne olmazsa satış olmaz. <laughs> evet. 3 yıl önce de son kitabım Damdan Düşen Bilir çıktı. Bugün Damdan Düşen Bilir burada zaten masamızın üstünde. Evet. E, ikinci bölümde bununla ilgili konuşacağız zaten evet. Evet. Ee, 32 yaşındayken genel müdür yardımcısı olduğumda bir yönetici olarak eksiklerimi keşfetmiştim sektörün en iyileriyle çalışmak üzere eğitimde yola çıktım ee, bir müddet sonra kendimi eğitirken bir hobiye evrildi ve e, kendimi eğitme süreci eğitmenliğe kadar ilerledi ee, 10 yılı aşkın süredir e, sektörün tanınmış isimlerinden, burada isim söyleyebiliyor muyum? Onu söyle yani. e, Güneş Ufuk'la birlikte eğitim dünyasında evet. birlikte çalışmaktayız. Çok e, güzel. Bir yandan da e, girişimcilik danışmanlık dışında eğitmenlik şapkam var. Kitaba olana yazar diyorlar. Genelde kendime kondurduğum bir sıfat değildir. Bir de kitaplarım var. <laughs> Yazan yazar oluyor ama ya bir şey diyemiyorum. Öyle de yani. işte yazar var, yazar var. <laughs> i̇şte ben. Tabii şimdi hani ben... edebi eser yazanlarla Tabii. kıyaslanacak durumda değiliz. Hı. Aynı durumdayım ben de. Hı. Benim Ar de dört tane kitabım var. Ama kendime yazar diyemiyorum. Yazı, yazıcı diyelim, biz adımızı evet. başka bir şey mi? yazıcı mı desek? Değilim, e, ben kendime çok konduraladığım için bir şey, <laughs> kitabım var diyeyim. <laughs> Şimdi çok güzel bir girişti, çok güzel bir anlatımdı. Zaten başta ben ona dedim ki ben anlatmayayım, sen beni kısaca anlat dedin ama kısaca evet. anlatılacak gibi bir hayatta evet. değilmiş. Evet. Güzel şeyler var, güzel şeyler biriktirmişin, iyi bir hayatı. E... Ne diyelim kurgulamışsın ve yaşamışın diyebiliriz belki. Teşekkür ederim. Ee, rica ederim. Yani görünen o benim anladığım o dinleyicilerimiz de öyle anlaymıştır diye düşünüyorum. Bugünkü konumuz, konumuz girişimci liderlik. Hı hı. Liderlik zaten hani sokaktan beş kişiye çevirsen üçünün ben lider olmak istiyorum diyeceği kadar yaygın bir konu. Herkes birilerini yönetmeyi, birilerini idare etmeyi çok sevdiği bir şey. Girişimcilikte... parası olanın yaptığını düşündüğümüz. Ee, böyle aslında girişimci diye düşündüğümüzde ruhunda çalışmayı sevmeyen, işte kafasına göre işe gidip gelecek, ee, hafta sonu mutlaka çalışmayacak, akşam 5 deyince dükkanı kapatacak, çıkacak İnsan modeli geliyordu eskiden. Şimdi çok ciddi anlamda devletin bile desteklediği, bile diyorum devletin desteklemediği dönemleri vardı çünkü devletin de desteklediği ve insanların bir şekilde... Ee, bu işi severek yaptığı bir çalışma modeli. Girişimci olmak ve liderlik. Hı hı. İkisini yan yana getirdik. Girişimci liderlik dedik. Hı hı. Girişimcilikten başlayalım mı? Senin anladığın girişimcilik ne? Ee, yani global bir tanım yapamayacağım. Kendimin girişimciliği. Ben küçükken bir söz duymuştum. Ee, eşek ölür, semeri insan olur, insan ölür, eseri kalır diye kendi kendime benim de bir şeyler ortaya koymam evet. lazım diye düşünmüştüm belki bu kitaplar falan da bundan dolayı çıkıyordur benim için girişimcilik bir şeyler üretmek ortaya bir şeyler koyabilmek insanlara istihdam sağlayabilmek ürettiğinle değer katabilmek vergini ödemek benim için girişim böyle bir şey katma evet. değer üretebilmek bir şeyler ortaya koyabilmek başkası adına değil de kendi adına çalışmak da işin içinde olan bir şey galiba değil mi? Herkes girişimci olursa zaten batarız. Herkes girişimci olmasın öncelikle. Yani amaç bu ya şöyle e, girişimciliği de belki nasıl tanımlamalıyız? Hani herkes gidip bir şirket kurmasına gerek yok. Herkes böyle kendi hayatında bir girişimler yapabiliyor musun? Kendi hayatında bir şeyler değiştirebiliyor musun? Çalıştığın şirkette bir şey değiştirebiliyor musun? Yani girişimci illa da çıkıp kendi şirketini kuran diye bakmayalım hayata. Evet. Yani kendi hayatında bir şeyler değiştirmeye çalışan, kendi hayatının direksiyonuna geç, geçmeye çalışan, kendi şirketi içerisinde o imkanlar dahilinde bir şeyler değiştirmeye çalışanlar da benim bana göre bir girişimci. Girişimci çalışan modeli ya da girişimci satıcı modeli benim çok sevdiğim modeller. Eğer sen iş yerinde görevin olmadığı halde kullandığın bardağa Gidip de mutfakta yıkıyorsan en basitinden sen girişimcisin ya. Yani çünkü sana kimse bunu yap demiyor ya da Hı. çalıştığın ofisten çıkarken klima kapalı mı açık mı bakıp Hı. ışıkları kapatıp çıkıyorsan sen girişimcisin. Hı. Sen patronsun aslında o şirkette. Hı. Sen o şirketi koruyorsun ve kolluyorsun. Hı. Ya da ne bileyim bir anlaşma yapılacak, bir şey satıyorsun şirket adına. Ya burada biz kar etmiyoruz, bu işi yapmayalım diyebiliyorsan Hı. ve şirketini kolluyorsan gene girişimcisin. Hı. Öyle. İlla da patronun şey senin kendi paranı kullanman söz konusu değil ki para, patronun parasını, yani, parasını kullanırsın. Girişimciliği bir limitet veya anonim şirket sahibi olmak olarak irdelemeyelim. Ee, i̇çinde bulunduğu şartlarda hı hı. bir şeyleri değiştirmeye çalışan farklı şeyler yapmaya çalışan insanları da ben girişimci olarak görüyorum kendimce. Ee, Serdar Bey kısa bir araya doğru gideceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz. Ee, bizi dinlemeye devam ediniz.